Ulusoy Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy bugün bizimle dedik. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Gizem Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi üçüncü çeyrek bilanço rakamlarını açıkladınız. Arkadaşlarımız birazdan grafikleri de zaten siz anlatırken ekrana getirecekler. Onunla başlayalım isterseniz. Nasıl bir üçüncü çeyrek oldu Ulusoy'un için? Öncelikle annem başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Üçüncü çeyrek verilerine baktığımızda 3 milyar 237 milyon TL'lik bir ciroyla karşılıyoruz. Üçüncü çeyreği %41 geçtiğimiz yılın üç çeyreğinin üzerinde. Brüt karımız %32 yukarıda gerçekleşti. 151 milyon TL'lik bir brüt karımız var. Net karımızda da 42 milyon TL'lik bir gerçekleşme var. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla orada da bir önceki sene 23 milyon TL olduğunu dikkate alırsak %88'lik bir artış var. Yani her üç parametrede de %30'un üstünde bir büyümeyi 2020'nin ilk 3 çeyreği itibarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun öz sermaye yansımasına bakarsak 386 milyon TL'lik bir öz kaynak oluştu. 3. çeyrek sonu itibariyle. Geçtiğimiz sene bu rakam 267 milyon TL'ydi. 3. çeyrek sonu itibariyle. Yani son 4 çeyrek içerisinde %45'lik bir öz kaynak büyümesi gerçekleşmiş oldu. Bu projeksiyonlarımızın üzerinde bir gerçekleşme. Tabii ki bu yılın özel şartları ve bizim özellikle de yeni yatırımlarımızın devreye alınmış olması bunlar da etkili oldu. Peki şimdi arkadaşlarımız gösterdi özellikle tabii buradaki rakamlarda yani kar rakamlarındaki artışla beraber elbette konuştuğumuz konu nakit akışına kontrol ederken maliyetler, finansman giderleri. Bu kalemler genelde üçüncü çeyrekte çok konuşuluyor. Yani faizler yükseldiği için, kur yükseldiği için. Biraz Günhan Bey buna ilişkin detay paylaşır mısınız? Sizin maliyet unsurlarınıza belirleyici olan şey ne? Bir onu sorayım. İki de finansman giderlerinde en çok faiz mi, kur mu nasıl etkilendiniz? Evet, bizim giderlerimize baktığımızda yani satılan malın maliyetinde %90'a ulaşan bir hammadde gideri görüyoruz. Yani buğday. Önemli olan buğday fiyatı, buğdayın pozisyonunu yönetebilmek çok önemli. Bundan sonra baktığımızda tabii ki finansman giderlerinin içerisinde kur farkları ve faiz giderleri ön plana çıkıyor. Özellikle yani son çeyrek yani 2029'a baktığımızda kuru 7.9'dan bilançolarımızda. Buna rağmen kur farkından gelen etkilere rağmen net karda bir artış görüyoruz. Dolayısıyla kur yönetimimizin ki biz bunu uzun dönemlerdir yani halka açıldığımız günden bu yana risk yönetimimizde kur pozisyonunu kesinlikle kısaya düşürmeden yönetmeye çalışıyorduk ve bu risk yönetiminin başarılı olduğunu bu dönemde kurda en çok volatilitenin olduğu dönemde görmüş olduk. Faiz tarafına baktığımızda evet faiz giderlerimizde bu faiz artışıyla beraber ilerleyen çeyreklerde mutlaka ki bir artış olacaktır. Ancak bilançomuza da baktığınızda uzun vadeli kaynaklar kaleminde bir önceki döneme göre ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %30'luk bir artış söz konusu. Burada da uzun vadeli sabit faizli TL kredilere ağırlık vermiştik. Özellikle ikinci çeyreğin sonunda ve üçüncü çeyreğin başında pandemiye yönelik sağlanan destek kredilerinden faydalanmıştık. Dolayısıyla uzun vadede faiz artışı mutlaka ki tüm sektörlerin finansman giderlerini artıracak. Ama geriden gelen daha düşük faiz oranlı bir ağırlıklı ortalamalı bir finansman yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da giderlerimiz anlamında bize küçük bir negatif etki yapmış olur. Ama piyasaya göre daha olumlu bir tablo oluşacağını düşünüyoruz. Peki depoculuk faaliyetleri, ona dair de tablolar vardı. Oradaki detayları da sizden alalım. Çünkü o tarafta depolama tarafında hem maliyet unsurları, stoklar, gelen arz ve talebi dengelemeniz aslında burada da bir risk yönetimi yapmanız gerektir diye zannediyorum ki Günhan Bey. Evet, lisanslı depoculuk Ulusoy'un Ulidaş iştiraki üzerine ettiği bir faaliyet. Lisanslı depoculuk gelirlerine baktığımızda geçtiğimiz yıl 2.8 milyon TL olan gelirin 6.6 milyon TL'ye yükseldiğini görüyoruz. %130'luk bir artış söz konusu. Burada önemli olan aslında evet gelir önemli tabii ki yatırımın geri dönüşü açısından ama daha önemlisi şirketin
belirttiğiniz gibi hammadde pozisyonunu, tedarik zincirini yönetebilmesi açısından bu enstrümanlara sahip olması, özellikle içinden geçtiğimiz pandemi dönemi, pandemiden sonraki dönemde çok kritik hale geliyor. Çünkü burada iki tane soru var. Bir tanesi gıda güvenliği, yani bu hammaddeye erişim. İkincisi de fiyatlarda yaşanan volatilite. Bu fiyat dalgalanmalarında şirketin kendini koruyabilmesi, pozisyonunu yönetebilmesi. Dolayısıyla lisanslı depoculuğun aslında görünmeyen faydası da şirketin tedarik zincirini kendi depolarıyla, enstrümanlarıyla garanti altına almış olması oluyor. Bu anlamda lisanslı depoculuğun faydasını inanıyorum ki hem sektörümüz hem de şirketimiz görmüş oldu. Peki şimdi ikinci dalga ve kısıtlamalar dolayısıyla ben biraz bu yıl nasıl kapatacak olursa onu da sorayım. Elbette ilk dalgada çok hızlı bir şekilde gıda perakendeciliğinde hisselerde bir yükseliş görmüştük. Sizde de keza hisse performansına bir yükseliş vardı. Evde geçirilen vakit, gıda talebi, tüketim, un talebi bunlar artış göstermişti. Fakat ikinci dalga ve kısıtlamalarla o denli bir panik havası, bu kadar yüksek bir talep beklenmiyor. Ama ağırlıklı biz gıda perakendecileri ve yine aslında market zincirleriyle konuştuk. Biraz sizin bakış açınızı da merak ediyorum. Nasıl görüyorsunuz? Hem Kasım ayı hem de Aralık itibariyle yılı nasıl kapatacağız? Evet, birinci dalgada pandeminin etkisi gerçekten çok sert ve hızlı görüldü ve üstelik bu Türkiye'de değil bütün dünyada aynı şekilde ilerledi. Perakende kanallardan tüketicinin yoğun talebini gördük ve daha sonrasında Haziran ayına geldiğimizde normalleşme, dünyadaki vaka sayılarının azalması, belki de yaz şartlarından dolayı bu talebin yavaşladığını, hatta bazı dönemler bir önceki döneme göre düştüğünü gördük. Burada Türkiye'nin ihracatından da örnek verebiliriz. Talebin Mart-Nisan ayında pandeminin yoğunlaştığı dönemlerde önce düştüğü, sonra tekrar arttığı bir dönem geçirdik. Şimdi bunları analiz ettiğimizde biz şunu görüyoruz. Mutlaka ki evet ikinci dalga olmasını istiyorduk ama geldi çattı. Mutlaka ki perakende talebe bir etkisi olacak. Yine artı yönde bir etkisi olacak. Çünkü bu dönemde aradan geçen 7 aylık dönem stokların erimesi için yeterli bir dönem ve burada lokal stokların biz eridiğini düşünüyoruz. Birinci dalga kadar kuvvetli olmasa da perakende talepte bir yükselmeye sebebiyet verebileceğini öngörüyoruz. Zira bunun şöyle bir yansıması da oldu. Dünyadaki buğday fiyatları sezondaki 200-210 dolar seviyelerinden 260-270 dolarlara kadar Ekim ayına kadar yükseliş gösterdi. Burada etkili olan da bütün dünya üzerinde bu talebin yoğun bir şekilde, yani ileride gerçekleşecek ikinci dalganın talebinin yoğun bir şekilde öne çekilmesiydi. Normalde yani milletler, tüketiciler Aralık ayında, Ocak ayında tüketeceklerini Eylül ayında, Ekim ayında satın aldılar. Bu da bize Kasım ayında, Aralık ayında perakende kanalda bu hızlanmanın olabileceğini gösteriyor. Şu an Ulusoyun olarak peki stoklarınız ne durumda Günhan Bey, onu da sorayım ve özellikle yılı kapatırken hangi seviyelerde kapatmayı düşünüyorsunuz? Evet, stok seviyelerimiz 30'da 9 bilançomuzdan takip edileceği üzere 500 milyon TL'nin üzerinde bir parasal büyüklüğe tekabül ediyor. Yıl sonunda da bu seviyenin belki bir miktar altında olur. Zaten Ulusoy'un uzun dönemler, yıllar boyu bilançosuna baktığınızda her zaman 30'a 9'un diğer çeyreklere göre daha yüksek bir stok olduğunu, takip eden çeyreklerde de aşağı doğru yavaş yavaş bunun azaldığını ve 30'a 6'da da en dibe ulaştığını görürüz. Çünkü bu bir tarım döngüsü. Harman zamanı en uygun ham maddenin fiyatı olduğu zaman satın alma yapıp bunu ilerleyen çeyreklerde eriterek, azaltarak Pardon, devam etmek 500 genel. milyon olan stoğun yıl sonunda orayı atladım. Kusura bakmayın Günhan Bey. Ne kadar bir Evet. stokla kapatmayı hedefliyoruz dediniz? Evet, açıkçası bu dinamik bir Revize yönetim. Dolayısıyla edilebilir. bir evet revize edilebilir. Hani bir rakam vermek doğru olmaz ama genel trende bakarsak şunu söylüyorum. Üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğin sonu, yıl sonu üçüncü çeyrekten az olur. Genel trend budur.
Peki şimdi özellikle tabii burada merak edilen konu önümüzdeki yıla dair yatırımların nasıl şekilleneceği. Bir yandan faiz ortamı yavaş yavaş orada ticari kredi faizlerinin yani bir süredir bir yükseliş vardı. Bundan sonra bir iki puanlık daha marjı olduğunu söylüyor sektör temsilcileri ve bankalarla konuştuğumuzda ticari kredi faizleri için. Yani bir iki puan daha yükselebilir deniliyor. Sizce önümüzdeki yıl hem tabii COVID öngörmek mi yatırım için uygun mu? Kredi kullanarak yatırım yapmak ne kadar sağlıklı yoksa yatırım yapılacaksa da öz sermaye ile mi yapılmalı? Hem sektör için sorayım hem de Ulusoy'un özelinde. Evet, sektör özelinde önce konuşursak tabii ki faiz her zaman yatırımın fizibilitesini, geri dönüş süresini uzatan bir parametre. Yani faiz arttıkça yatırım yapmak her sektör için zorlaşıyor ve bu bizim sektörümüz için de geçerli. Ulusoy'un için baktığımızda, Ulusoy'un zaten bir halka arz sonrasında yatırımlar zincirinin, yatırım sürecinin içerisindeydi ve bu süreçte sona doğru yaklaşıyoruz. Bu süreç içerisinde 2015'ten itibaren 3 tane lisanslı depomuz faaliyete geçti. Bu yatırımları tamamladık ve üretim kapasitemizi 2'ye katlayan, hatta 2'den de daha fazla 2021'de artıracak olan 50. yıl üretim tesisimizi gerçekleştirdik. Burada bu fabrikadaki üretim kapasitesi 3 tane 600 tonluk üniteydi. 2 tanesi şu ana kadar devreye alındı. 3. ünitede 2021'in içerisinde, 2020'nin sonuna kadar devreye alınmış olacak. Dolayısıyla biz bu yatırımımıza bu şartlar altında da devam ediyoruz. Çünkü önceden planlanmış ve tamamlayıcı bir yatırım. Şu ana kadarki gerçekleşen 2 ünitenin devreye alınması, 2 fazın devreye alınması da zaten bugün 2020'deki bilançolardaki gerçekleşmelerde %30'un üstündeki artışlarda önemli bir etki oldu. Dolayısıyla biz bu yatırıma ara vermeden devam etmeyi planladık. Tabii akabinde 2022-23 için de planlarımız var. Ama bu planları 2021 içindeki gerçekleşmelere göre ve finansman şartlarına göre realize edip etmemeyi yönetim olarak karar vereceğiz. Peki önümüzdeki süreçte hisse satışı düşünüyor musunuz? Ya da bedelli bedelsiz sermaye artışı gibi opsiyonlar, tabii halka açık bir şirket olduğunuz için bu da merak ediliyor. Var mı kısa vadede böyle planlarınız? Evet, şirketimizin şu ana kadar halka arzdan itibaren sadece geri alınmış payları, 2014 senesinde geri alınmış paylar vardı, 2016 senesinde geri alınmış paylar vardı. Eylül ayı içerisinde bu geri alınmış paylara ilişkin bir satış gerçekleştirildi. Ve zaten bunun 2 milyon adeti, geri alınmış payların 2 milyon adeti şirketin geri aldığı paylar olduğu için öz kaynağı da eklendi 39 tarihinde. Şu anda tabii ki bu yetkiler hem genel kurul hem yönetim kurulundadır. Ama şunu söylemek lazım, Ulusoy'un büyümesini devam ettiren, gördüğünüz gibi rakamlarda %30-40, öz kaynakta %45 büyüme yakalamış bir şirket, Ulusoy'un büyümesi devam edecektir. Ulusoy'un sermaye piyasasının içinde olmaktan da bu anlamda mutlu bir firma. Her zaman sermaye piyasasının araçları da şirketin büyümesinde kullanılabilecek imkanlardan bir tanesidir. Peki temettü politikanızı da sorayım Günhan Bey. Ne dersiniz? Orada temettü politikası şirketin devam edecek mi? Önümüzdeki yıl için nasıl bir politika hedefi var temettü tarafında? Evet, temettüde bildiğiniz gibi 2020 senesinde bununla ilgili sınırlandırmalar gerçekleştirildi. 2021 senesinde de şartların nasıl devam edeceğini bilmiyoruz ama şu anki faizdeki artış, kurdaki volatiliteyle dikkate aldığımızda şirketlerin öz kaynak anlamında kendilerini güçlü tutmaları gereken bir dönem. Biz de yatırım yapan ve büyüyen bir şirket olduğumuz için bu anlamda temettüden ziyade öz kaynağın güçlü tutulmasını tercih edeceğimizi öngörebiliriz. Yine dediğim gibi yönetim kurulu ve genel kurul takdiridir. Bunlar kendi görüşlerim olarak iletebilirim. Evet, izleyicilerden sorular var. Ben biraz onlara da aslında yönelmek istiyorum. Onları da ileteyim size. Yabancı ortaklık etkilendirilmesi ne dersiniz bu konuya ilişkin? Hala geçerli mi? Tabii pandemiden sonra birçok şirket bu konudaki hedefini revize etti. Biraz öteledi ama siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, burada süreç devam ediyor. Verilen yetki söz konusu ve bu yetkinin süresinin dolmasına da var. Bununla ilgili gelişmeler olduğunda mutlaka aktarılacaktır. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Evet, pandemi
bütün dünyadaki finansal sistemi, üretim süreçlerini, her şeyi çok etkiledi. Ama gıda sektörü bu noktada sağlık sektörü gibi ayrışan bir sektör. Ki finansal tablolarımızda gıdanın sürdürülebilirliğini, ayrışmasını göstermiş oluyor. Dolayısıyla gıda sektöründe de bu süreçlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunu cevap verdiniz aslında ama öz kaynak büyümesini temettüsüz olarak mı, bedelsiz sermaye artışı olarak mı değerlendirmeyi düşünüyor diye sormuşlar. Onu az önce aslında biraz cevap verdiniz. Yani yönetim kurulu buna karar verebilir şeklinde değil mi? Evet, evet. Yani temettü... Yani bedelsiz aslında... sermaye artışı olur mu şeklinde beklentiler de var. Yani temettü vermeden öz kaynağınız büyüdüğü için. Evet, tabii ki. Bu da eğer hani temettüyle geçmiş yıllar kârında temettü dağıtmıyorsanız, geçmiş yıllar kârında biriken bir kaynak vardır. Bunu değerlendirmenin yöntemlerinden biri de bedelsiz sermaye artışı olarak karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi zaten kamuoyuna bu gelişmeler olduğu anda aydınlatma platformu üstünden bilgi verilecektir. Günhan Bey, sürenin sonuna geldik ama son birkaç dakikada kamu otoritesinin son dönemde attığı adımlar reel sektör için, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle tarım, ham madde, buğday, bu taraftaki rakamlar. Sizin de en son bir Rolvek'le zaten %100 bağlı ortağınız bir buğday ithalat ihalesinde kazanmıştınız. Önümüzdeki süreçte ithalat ve ihracatta ne gibi düzenlemeler yapılmalı sektör için? Siz ulusoyun olarak beklentiniz nedir? Evet, şirketimiz bu piyasalarda, yani dünyada tahıl piyasasında özellikle buğdayda aktif bir şirket. Dolayısıyla hem ihracat hem ithalat anlamında üstüne düşen rolü yerine getiriyor. Türkiye'de gümrük vergisi 22 Ekim itibarıyla buğday için, mısır için, arpa için sıfırlandı. Neden? Pandemi nedeniyle olağan dışı bir dünyada buğdayda fiyat artışı yaşandı. Bunun iç piyasaya da yansımalarını sınırlandırmak için gümrük vergisi sıfırlandı, serbestçe Türkiye'ye ithalat yapılabiliyor. Bununla beraber Toprak Mahsulleri Ofisi de stoklarını güçlendirmek için, yurt içi tedarikte, arzda bir kesinti oluşmaması için kendisi de ithalat ihaleleri yapıyor. Türkiye'nin konumu itibariyle ve buğdayın stratejik olması nedeniyle bu ithalatların biz devam edeceğini öngörüyoruz. Bu noktada piyasayı regüle etmek için doğru bir hamleydi. Uzun vadeye bakarsak da Türkiye için, Türkiye'deki un sektörü için, tahıl sektörü için, yem sektörü için ekim alanlarının büyümesi, verimin artırılması çok kritik. Evet, ithalatla bu tedariği gerçekleştirebiliyoruz ama kendi kendine yeterliliği uzun vadeli garanti altına almak için ekim alanlarındaki artış ve verimdeki artış son derece önemli. Çok teşekkür ediyorum Günhan Bey aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim. Ulusoyun Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'un görüşlerini aldık sektöre ve şirkete dair. Kısa bir ara, aranın hemen arkasından Akın Tüzün bizimle olacak.